Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video çekemiyordum. Fırsatım olmuyordu. Biraz da tembellik ettim. Ama artık bu tembelliği kırmanın vakti geldi diye düşündüm ve bir video çekmek istedim. Gerçi beni Instagram'dan takip edenler orada sürekli paylaşım yapıyorum. Takip etmiyorsanız lütfen Tanıl Kaktüs olarak Instagram ve Facebook'ta da beni takip edin. Yine orada da elimizden geldiğince bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün aslında sabit bir konu yok ama işte baharın gelişi, yazın yaklaşması ile ilgili birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Bugün arkadaşlar 22 Nisan 2023. Şu an saat 4.30 seviyeleri. Sıcaklık serada 29.6 derece. %21 de nem var. Ama tabii seradaki bu dışarıda %45'lik gölgelendirme detayını da lütfen atlamayın. Ona rağmen bu sıcaklık. Gayet iyi. Bitkiler uyanmaya başladı. Yani bitkilerde fizyolojik aktivite başladı. İşte bunun da temel örnekleri işte burada. Mesela bu kristal çiçek açmaya başladı. İşte cimnolar özellikle daha hızlı davrandılar. Hakeza bazı astrolar da işte burada bir tohum kesesi oluştu arkadaşlar. Çiçek açıyor bu astromda. İşte yeni çiçekler geliyor. Burada da yine bir sürü çiçeklenme ve tohum kesesi oluşumu başladı. Yani sıcakların gelmesiyle birlikte 25 derece üzeri sıcaklıklarda bitkiler çok yoğun bir fizyolojik aktiviteye geçiyorlar. Bunu net söyleyebiliriz ama buradaki yani bu bahar aylarında, erken bahar aylarında en temel sıkıntılardan biri arkadaşlar gece sıcaklıkların düşüyor olması. Bu da tabii çok yoğun sıcaklıktan düşük sıcaklığa geçirmiş olması bitkide bazı stres koşulları oluşturuyor. Dolayısıyla da bazı adapte olamamış bitkiler için bu ölüm demek olabiliyor. Ama bunun gibi işte adapte olmuş çiçeğe çıkmış bitkiler için hiçbir sorun yok. Bir şekilde onu tolere edebiliyorlar. Mesela adapte demişken şimdi arkadaşlar burada büyük bir astro var. Bakın bu çukurları görüyorsunuz. Ciddi bir su kaybı söz konusu. Çok da güzel bir bitki. Ama aynı zamanda çiçek de açmaya başladı. Bir ikilem içerisinde gibi görünüyor. Eminim yani umarım daha doğrusu bu ikilemi atlatacak. Ben ona elimden gelen desteği vermeye çalıştım. Ama bu su kaybını hızlıca telafi etmesi gerekiyor. Aksi takdirde onun için sorunlar olabilir gibi görünüyor. Astrolar biliyorsunuz daha hassas bitkiler. Cimnolara göre. İşte bu su kaybı, sulama, sulamama konuları vesaire çok kritik astrolarda. Daha önce beni izleyenler varsa YouTube videolarımda bahsetmiştim zaten genel olarak. Yani çok da güzel bitkiler. Yani şu muazzam yapıya ve güzelliğe bakarsanız dikensiz olmaları, işte şekilleri vesaire çok güzel ama oldukça da hassaslar. Özellikle bu gibi mevsimlerde arkadaşlar astrolar ekstra hassasiyet göstermeniz gerekenler. Yani sulasak bir dert, sulamasak bir dert noktasında eminim ki pek çoğunuz sorunlar yaşıyorsunuzdur. Bunu yaşayan tek siz değilsiniz. Tüm astro yetiştiricileri bunu yaşıyor ki genelde o yüzden aşıyı almalar gibi konular var. Ama hani derler ya iyi denizci fırtınalı denizde belli olurmuş. Bu bitkileri bu koşullarda yetiştiriyor olmak zaten bu hobiye gönül verenlerin eminim ki büyük zorluklarından ama aynı zamanda da heyecan duyduğu şeylerden biri. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela şu bitki hiçbir şekilde su kaybı yok. Elliyorum taş gibi neredeyse. Ve çiçeğe de geliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu bitkiyi öldürmek çok zor. Neden? Çünkü bunun çok iyi bir kök sistemi oluyor. Bitki buranın sıcak ve soğuğuna, işte bu mevsimsel değişikliklerine çok iyi adapte olmuş oluyor. Dolayısıyla da hani dedik ya cimnolar daha güçlü. Bir cimno kadar güçlü bir hale geliyor. Ama bu bir süreç. Bu bitkinin yapısıyla da alakalı. Hani hep diyoruz ya her insan bir değil. Her bitki de bir değil bence. Bazıları aynı türe ait bireyler olmasına rağmen daha güçlü olabiliyorken bazıları
bu konuda daha zayıf olabiliyor. Dolayısıyla da bu süreci nasıl atlatacakları tamamen onların kişisel yapılarına kalmış oluyor. Ama tabii uygun ortamı sağlamak da bizim elimizde. Çünkü yani burada daha önce pek çok kez bahsettim. İşte toprak yapısından işte ne bileyim ortama kadar pek çok konu var. Havalandırma, ışık, ortamın nemi, toprağın yapısı, bitkinin yapısı. Bunlar çok kritik faktörler. İşte baharın geldiğinin en büyük habercisi bu arkadaşlar. Ve bu çiçek gözleri. Bunu Instagram sayfamda göstermiştim. 20'den fazla çiçek gözü var. Bu bitki çok büyük. Yani çok büyük derken 10 santim üzeri. Ve 2 yıldır falan bende. Adaptasyonu tamamen sağladı. Eminim ki kök gelişimi de gayet muazzam. Dolayısıyla da sonuç ortada arkadaşlar. Yani açarsa açacağına eminim. 20'den fazla çiçek açacak aynı anda. Görüntü öyle. Adapte olmuş bitkiler için arkadaşlar bunu söylemek hiç zor değil. Bakın yine burada da farklı bir örnek. Yine burada bir sürü çiçek gözü. Özellikle cimnolar bu konuda çok verici arkadaşlar. Yani çiçek açtıkça açıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Tabii ki adaptasyon konusunu ekstra vurgulamak istiyorum. Çünkü bir bitkinin adaptasyon süreci o bitkinin durumu ve geleceğiyle ilgili çok önemli bir husus arkadaşlar. Yani bir bitki eğer sizin kendi koşullarınıza adapte olmuşsa sizi çiçekle ödüllendirir. Ama olmamışsa o süreci atlatmak için harcayacağı enerji çiçek için değil, hayatta kalmak için ya da hayata tutunmak için olacak. Bunu da lütfen atlamayın. Mesela bakın şimdi bir örnek yakaladım. Hazır burada videodayken. Şimdi bu dönemde sulamak ya da sulamamak konusu demiştim. Çok hassas bir konu. Ama işte sıcaklık dün baktığımda çok güneşliydi hava. 45 dereceleri geçti. Seranın içinde 40 dereceleri, 45 dereceleri buldu. Ya da çok öğlen sıcağında geçti. Şimdi bu sıcakta sulamasanız bitkiyi bu sefer farklı sorunlar, işte su kaybı gibi, köklerin yanması gibi sorunlar yaşayacağız. Ama sularsanız da gece bir anda düşen sıcaklıklar bazı ya toprak yapısıyla alakalı, ya bitkinin yapısıyla alakalı, ya havalandırmayla alakalı sorunlar yüzünden işte böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bu bitki ölmüş. Yani zaten renginden falan hemen anlıyorsunuz. Artık onun için hastalık bütün bedeni sarmış. Ama aynı koşullarda, aynı durumda olan yanındaki bitkiler için hiçbir sorun yok. Hatta çiçek açanlar var o durumdayken. Hatta tohum kesesi bağlayanlar var. İşte bu az önce söylediğim tamamen biraz yapısal. Biraz belki onun toprak karışımında bazı eksiklikler yaptım. Belki onu biraz fazla suladım. Belki o kısım biraz az güneş aldı. Belki bitkinin artık geçmişten gelen sıkıntıları vardı. Tölere olamadı gibi bir sürü belki var. Tam olarak bilmek çok kolay değil. Ama bunun olabiliyor olacağını bilmek özellikle bu mevsimlerde temel konulardan biri arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Ama dediğim gibi cimnolar yani astrolarda bu sorun %2 ise 3 ise mesela cimnolarda %0.5'tir. Örnek veriyorum. Cimnolar dediğim gibi biraz daha toleransları yüksek bitkiler. O açıdan da daha gaddarlar diyelim tabiri caizse. Bir de hani böyle bir renk cümbüşü isteyenler için cimnolar kesinlikle doğru tercih oluyor. Yani şuraya şöyle uzaktan baktığınızda rengarenk bir görüntü görüyorsunuz. Astrolar için tabii o rengarenklik yok ama astrolarda tamamen başka bir dünya. Burada tercih tamamen koleksiyonerin ağzının tadıyla alakalı bir şey. Kabaca söylemek mümkün. Bir de genel değerlendirme bu gerçi ama şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bitkiler genel olarak ben bunu hep söyledim, yine söylüyorum. Arkadaşlar susuzluktan genelde çok büyük sorunlar olmuyor. Ama fazla sudan çok büyük sorunlar oluyor.
az önce gösterdiğim örnekteki gibi fazla sulanmış bir astro. Belki onu hiç sulamasaydım hiçbir şey olmayacaktı. Ama suladığım için sorunlar baş gösterdi. Burada toprağın yapısı çok önemli. Söylemiştim zaten. Ortamın havalanması çok önemli. Işık şiddeti çok önemli. Sıcaklık stabilitesi çok önemli. Bu faktörleri sağladığınızda uzun süreli bir kaktüs bakımı sağlamış olursunuz. Ama bunları bile sağlasanız yine de bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunun bir garantisi yok arkadaşlar. Bu tecrübeyle sabit. Daha öncedeki videolarımı lütfen izlerseniz ne demek istediğimi tam olarak anlayabilirsiniz. Toprak yapısı dediğim, burada bakın ben genelde bu yüzeyde akadama kullanıyorum. Bunu benimle yakın temas halinde olan arkadaşlara bu tüyoyu verdim ama bu video aracılığıyla sizlere de vermek istiyorum. Şimdi akadama çoğunuz biliyordur eminim. Bir toprak çeşidi aslında. Tamamen steril. Böyle taş gibi bir yapısı olan, çok geçirgen bir toprak aslında. Sanırım Japonya'dan elde ediliyor. Japonya'da bir kaynağı orası. Özellikle bitkinin kök bölgelerini akadamayla doldurduğunuzda, hani o adaptasyon süreçlerinden bahsetmiştik ya, o adaptasyon süreçlerini daha hızlı atlatmasına olanak sağlıyor akadama. Kök gelişimini teşvik ediyor. Çünkü rahat, kökler çok rahat hareket edebiliyor içerisinde. Dolayısıyla da hızlıca köklendiği zaman bitki ve kök gelişimini tamamlamış oluyor. Altta da kaktüs karışım toprağı olduğu için de rahatlıkla orada besin elementlerine ulaşıyor ve işte çiçeklerle, büyümeyle sizleri ödüllendiriyor arkadaşlar. Mesela bu onzuka artık bunun için o tarz riskler çok minimum seviyede. Kaktüs belli bir büyüklükteyse, belli bir bölgedeyse artık onun için az önce bahsettiğimiz adaptasyon gibi, işte toprağın yapısı gibi riskleri saymak daha da azalıyor. Şimdi bu bitkiyi artık bu saatten sonra yani kullanıcı hatasıyla nedeniyle öldürmek oldukça zor. Tabii imkansız değil ama diğerlerine nispeten daha zor. Çünkü bu bitki artık kişisel enerjisi, yani içinde depoladığı enerji, kök gelişimi, adaptasyon yetenekleri gibi pek çok şeyi aşmış tecrübeli bir bitki. Bakın burada aynı anda kaç çiçeği açıyor. Bu kendine güvendiğini gösteriyor. Aynı anda yanlış saymadıysam 8 çiçek açacak. Bu, ben kendime güveniyorum. Çiçekleri açarım. Çiçeklerden de tohum üretirim. Tohumları da büyütürüm mesajı veriyor bana. Tabii bir bitkinin, özellikle bizim yetiştirdiğimiz bitkilerin bu boylara gelmesi arkadaşlar çok uzun yıllar, belki 15-20 yıl gibi süreçleri kapsıyor. O süreç içinde hayatta tutunmuş, hayatta kalmış bitkilerin bundan sonraki süreçlerde yok olması zaten çok zor. Çok büyük hatalar yapılmadığı sürece. Arkadaşlar bu böyle bir yaza giriş videosu olsun istedim. Yine sizin sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler olursa lütfen yorumlara yazın. Ya da bana Tanıl Kaktüs Instagram ve Facebook sayfalarından doğrudan ulaşabilirsiniz. Oradan da yine tartışalım, konuşalım. Bu hobinin Türkiye'de gelişmesi benim kişisel hedeflerimden biri. Çünkü ben şuna inanıyorum. Hobisi olan insanlar daha mutlu, daha huzurlu oluyorlar. Daha huzurlu olan insanlar da dolayısıyla kişisel hayatlarında, işte aile hayatlarında, iş hayatlarında da daha verimli ve daha üretken, daha yine mutlu, daha huzurlu oluyorlar. Bitkilerle kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.